tarafı şu. Videoyu servis eden avukat e, AK Partili bir avukat şu anda da Japonya'ya kaçmış durumda. Japonya'da. Neden? Türkiye'de de değil. Çünkü bu görüntülerle daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'ne şantaj yapmaya çalışmış. Son olarak da bu görüntüleri birilerine vermiş. Yani bu sosyal medyada CHP'li görünen bazı hesaplara vermiş. Ee, i̇şte Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı görünen. Kemal Bey tenzih ederek söylüyorum tabii ki. Hani 2019'da Kılıçdaroğlu... CHP İl Başkanlığı binasının arsasını almak için verilen kapı mı bu. Tabii tabii. Of tamamen tamamen paraymış evet, bu da evet. ama kapı araymış. 15 milyon e, liranın üzerinde bir para. Ha hata şu bilmiyorum Deniz abi ne der ama. Şimdi 15 hata milyon götürürsen 10 boğuldan fazla tutar bu arada. Neyse evet, önemli. Değil. Ama 15 milyonu bankadan göndermek belki daha Avantajlı olabilirdi. Evet. O zaman bu görüntüler ortaya çıkmazdı. Belki yapılan hata o. Ya onu da, onu da açıkladılar onu da. Yani bir, bir meslektaşımız sordu niye bankadan göndermediniz diye. Ee, böyle çok acil gelişmiş ve bankalar evet. kapalı olduğu için e, kampanyada toplanan paraları böyle nakit olarak götürmek zorunda kaldık diye bir cevap vermiş. Ya 2019-2018 yıllarında CHP'nin bu İstanbul İl Başkanlığı binası konusu bir e, yılan hikayesine dönmüştü. İşte e, o dönem CHP İstanbul İl örgütü kendisine şunu söylüyordu, yani CHP yakışmayacak bir il binasında e, bulunuyoruz, bunu yapmamız lazım diye bir çaba içerisine girmişlerdi. E, seçim yeni bitmişti, CHP'nin kasasında e, bu il binasını yapacak yaptıracak bir e, para yoktu çünkü yani hazine yardımı seçim kampanyasına harcanmış nihayetinde. Böyle olunca bir kampanya başlatılıyor. İş insanlarından, işte CHP'ye gönül verenlerden bir tuğla da sen koy diye. Oradan gelen para bu arazinin sahibi de artık vazgeçme aşamasına geliyor. apar topar bu kaparayı götürüp yatırıyorlar. Sonuçta Ama işin 15 milyonluk şu. kapara şu anda bir daire alabilir ancak işte. Tabii ben yani ki İstanbul'un merkezi bir yerinde e, o e, il binası da önemli bir yerde. Değerlenmiş bayağı. Ama, tabii. Ama işin özü şu. Yani, üstüne 30 da... milyon daha koyup susurluk şeker fabrikasında alabilirsiniz yani. <laughs> yani bir de öyle bir tercih yapabilirsiniz tabii. <laughs> ya benim dikkatimi çeken şey şu burada, e, rahatsız eden şey şu. O da ucuza sosyal gitmemiş. Sosyal medyada mi? bir grup Değilmiş. var. Çok ucuza gitmiş. Ve Makineleri o sosyal kadar kadar medyadaki vardır. bu grup CHP Barsız. aleyhine... CHP'li olmalarına rağmen e, ya da kendilerini CHP'li olarak göstermelerine rağmen bir propaganda yapıyorlar. Ve tamamen olay Ekrem İmamoğlu karşıtlığına dönmüş durumda. Üstüne üstlük bu buna iktidar medyası da katılıyor. İktidar medyası da bu videoları haberleştiriyor. Kurultayda delege satın aldılar diyor. Sonra başka Her Seçim işin... videolu mu olacak? Videosuz olmuyor mu? Yok biz videosuz seçim geçiremiyoruz. Olmuyor. Yani Yok e, biz bir şekilde bir montaj yapacağız. Bu videoda da montaj var. Tarih silinmiş. E i̇şte şimdi az önce konuştuk. Otobüs bozulduğu için bozuldu diye bir reklam filmi çekmeye çalışıyorlar. E, geçen gün yine konuştuk. Yani sosyal medyada yine montaj videolar dönmeye başladı. Terörün adayı diye bir takım ifadeler kullanılıyor CHP'li adaylar için. Yani e, AK Parti artık iktidar ne dersek diyelim... Montaj video olmadan, herhangi bir video olmadan seçime gidemiyor anladığımız kadarıyla. Ama işin tuhaf tarafı yine söylüyorum. Kendisini CHP'li olarak adlandıran insanlar, isimler bu kampanyaya ortak oluyorlar. Ya bir örnek vereceğim, bir isim vereceğim. Bu AK Parti döneminde AK Parti'nin gazabına uğramış bir isimdir Gürbüz Çapan. Ee, Esenyurt'un kurucu belediye başkanı. Bu video üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yükleniyor Gürbüz Bey. Halbuki CHP içerisinde nasıl yani sevilir, nasıl saygı duyulur bir isimdir Gürbüz Bey. Hele ki Esenyurt'a gittiğinizde adını andığınızda insanlar e, ona olan sevgilerini dile getirirler. Çünkü Esenyurtlular için hakikaten bir kahraman gibidir o belki ne de diyor ki bugün gazetelerde vardı demeci Gürbüz Çapan'ın. Evet yani o da Gürbüz Bey de Ekrem Bey'e e, diyor ki bakın evet. 16 milyonun parasını böyle değerlendirmiş diyor Gürbüz Bey de. Ben Gürbüz Bey'in tweet'ini görünce çok şaşırdım mesela. Ya da işte e, sosyal medyada kendisini CHP'li olarak gösteren başka başka artık işi trollüye kaydıran, iktidar medyasında konuşan e, birileri var. E, bunlar yapıyorlar. E, videoya dair açıklama yapan, e, hadi isim vereyim ya Tolga Erdoğan da diye biri var. E, tek işi CHP'ye dair tweet atmak, iktidar medyasına konuk olmak. olmak. E, i̇şte Erkan Çakır diye biri var. So, öğreniyoruz ki Foça'da insanları e, milyonlarca lira dolandırmış. Elini kolunu sallayarak geziyor. İktidar medyasına konuk oluyor. Ya böyle böyle insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyoruz ona yanlış yapıldı diyerek e, tam seçim döneminde e, kafa kafaya giden bir yarışta Ekrem İmamoğlu'nu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alıyorlar. Bunu akıl sıra ermiyor gerçekten. Bunu bir türlü anlamlandıramıyorum ben. Yani e şimdi siz e, ben yayınız, yayına katılmadan önce izlediğim için söylüyorum. Yani ekonominin geldiği hali ülkedeki insanların durumunu konuştunuz. Ya biz bunu mu konuşmalıyız? Yani siz bir CHP'liyseniz, siz bir Cumhuriyet Halk Partiliyseniz ya da muhalefetten herhangi bir partiye gönül vermiş iseniz. Ya, bana deyin ki işte Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne bileyim başka yerde aday tercihleri eleştirilir ama şu iki kent için Başka aday vardı da mı kimse göstermedi muhalefetin kazanabilme ihtimali olabilecek? Yok. E şimdi el birliğiyle e, muhalefete umut olabilecek. E, çünkü muhalefet bu seçimlerden zararlı çıkar ise belki e, IMF, IMF ile bir stand-by anlaşması imzalanacak. Ve biz ağır bir kemer sıkma politikasının içine düşmüş olacağız. Tabii büyük bir güç vermiş olacaksınız. Çünkü büyük bir güç. politikaları onay vermiş olacaksınız. Tabii. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki küçük bir koltuğun hesabının peşine düşerken bu ülkenin çoluğu, çocuğu yatağa aç girmek zorunda Yanlış kalacak. Yanlış yapıyorlar. Doğru yapmıyorlar. Yani esas mesele bu. Yani bırakalım Ekrem İmamoğlu'nu, bırakalım Mansur Yavaş'ı. Bir de artık bu ittifak yok. Tek başına gökyüzüğü... tüm bakanlarıyla, bütün Cumhur ittifakıyla sağdalar. Ee, i̇nsan biraz da bunları düşünmesi lazım. Her ilde için bu geçerli ve her ilde, Mesela İzmir'de işte başkalarının yanında diyorsa yani işinize bakın siz boş verin. Kim neredeyse nerede yani? Ya maalesef yok. Maalesef yok. Yani ya bunu... bu açıklama mı yani? Kim nerede olursa Var olsun İşinize işinize bakın siz İzmir'den sorumlusunuz. Seçim kazanmakla yükümlüsünüz. Demir Bey'in o açıklamasının e, İstanbul'a yönelik olup olmadığına çok emin değilim ben. Çünkü İzmir'den o zaman düzelsin Üç gün geçti. Geliyor. Evet çünkü orada ilginç bir şey var. İzmir'den çok ilginç bilgiler geliyor. Bazen böyle iddia düzeyinde olduğu için söylemeyeyim ama sanki o İzmir ilçelerinde yaşanan bazı durumlara tepki göstermiş evet, gibi görünüyor Cemil Dukay. Çalışmıyorlar, ee, Biz, bizim aleyhimize davranıyorlar, çalıştırmıyorlar, köstek oluyorlar şeklinde evet, eleştirileri varmış Cemil Seferihisar'da, Seferi Seferihisar'da e, seferi kıyamet kopmak üzere CHP açısından. Ee, Bunları önleyin o zaman Buna çalışın Bayağı bir vakit geçti üstünden E, CHP parti içi tartışmalardan da Öncesinde fırsat bulamayınca Öncesinde Daha yüklü yüklenin A, Daha de, geniş ben. bir kesimle gidin Daha kalabalık gidin Daha farklı anlatın kendinizi Neyse buradan ne ahkam kesmek kolay tabi de Yani yine de hani aklın yolu bir şey <laughs> 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 değil mi?